Türkiye 7 Haziran seçimlerine yerli uçak kandırmacasıyla mı giriyor? Yeni Mesaj gazetesinde alan haberde hükümetin yerli uçak iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Yerli uçak iddiası hükümetin 7 Haziran seçimleri öncesi en önemli propaganda malzemesi. Ancak burada kafa karıştıran bir durum var. İktidar reklamlarda yerli uçak yapımı için start verildiğini iddia ediyor. Ancak 2011 yılında da benzer ifadelerle propaganda yapılıyordu. İşte dikkat çekici iki afiş. İlk afiş 2011 yılına ait. Bu afişte yerli uçağımız göklerde yazıyor ve bu seçimlerde kullanılan afiş. Yeni afişte yerli uçağımızı yapıyoruz deniliyor. Tartışma büyürken hafta içinde tanıtımı yapılan yerli uçak konusunda da durumun kamuoyuna aktarılandan farklı olduğu ifade ediliyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yerli uçak tanıtım töreninde Davutoğlu şunları söylemişti. Test edilmiş bir model olan Dornier 328 ve 628Z ile yapılan anlaşma ve bütün telif haklarının alınması sonrasında bu sertifikasyon da dahil bütün bu süreçler kısa sürede tamamlanacak. Ve inşallah 2019'da ilk Dornier 328 modeli etrafında yapılan ilk uçak uçuşa e, geçecek. Peki bu uçak gerçekten yerli mi? Konuyla ilgili Yeni Mesaj gazetesinde dikkat çekici bir haber yer aldı. Gazetenin yerli uçak yalan oldu manşetiyle verdiği haberinde AKP hükümetinin yerli uçak projesinde neredeyse tüm aksamının ithal olduğu göze çarpıyor. Yerli olarak lanse edilen uçak 2002 yılında batan Alman Dornier şirketinin modellerinin üretiminden oluşuyor ifadeleri yer aldı. Yerli otomobil markası olmayan Türkiye'nin yerli uçağı nasıl olacak sorusunu soran gazete haberine şu şekilde devam etti. İktidar medyası bu tarz propaganda yapıyor. Ancak otomobil motoru ya da şanzımanı üretemeyen Türkiye'nin acaba yerli uçağı neye benzeyecek? Üretilecek uçağın hiçbir önemli aksamı yerli değil uçakta yerli olan tek şey koltuklar olacak.